Bırak. Bırak o silahı, sıkarım ben de. Tamam, tamam, bıraktım. Çık. At. Çık. İn. İn aşağı. Yürü. Sokun arabaya. Evet. Okey, teslim olduk abla. Şeyh Musa almışlar. Şeyh Mus, daha daha. Nereye gidiyoruz? Boş ver, şimdi nereye gittiğimizi. Sen hiç hacıya gittin mi, onu söyle. Gitmedim. Olmadı ama şimdi ha. Gitmen lazım. Sende günah çok. Gideceksin, günahlarından temizleneceksin. Mesela. Biz şimdi seni öldürsek, lafın gelişi ne olacak? O kadar günah taşıyacaksan öbür tarafa. Seni öldürmeden önce hacca götürüp tavaf ettirecek halimiz de yok. Yazık değil mi şimdi sana? Asma suratını. Şeyh Mus. Seni düşündüğümüz için söylüyoruz bunlar koçum. Terledin ha? Cehennem gibi oldu galiba. He? Bu kaçırılma işinde bir terslik var. Nasıl? Beyto'ya güvenmiyorum. Hayır ama her şey benim gözümün önünde oldu. Çok kolay oldu. Fazla kolay. Beyto esti, gürledi, gitti çocuğu aldı. İçimden bir ses diyor ki bunun arkasından bir şeyler çıkacak ama acaba ne? Bilemiyorum. Galiba hata yaptım buraya gelmekle. Çocuğumu alıp dünyanın uzak bir yerine gitmeliydim. Belki Amerika. Beyton'un bizi bulamayacağı bir yer. Git ve yeni bir hayata başla. Neden yapmadım ki? Aptallık işte. Güya geride pürüz kalmasın istedim. Şu halime bak. Boşanma duruşmasına bir hafta kaldı. Davayı tek celsede bitirip Selim'in kesin velayetini almak için ne gerekirse yapacağım. Yeter ki siz biraz daha dayanın Hülya Hanım. Çok az daha. Bu konuda iyiyimdir. Çok iyiyimdir. En iyi becerdiğim şey dayanmak, dişimi sıkmak. Fırat'ı hala tanımak istemediğine emin misin? Yanlış anlama. Ben Fırat'a karşı değilim. O halde neyi bekliyorsun? Senin Fırat'ı yeterince tanımanı. Annene olan özleminle ona olan duyguların çok iç içe. Süt, süt tozu. Süt. Fırat'ı iyice tanıdığını hissettiğin zaman onu görmemi istersen tabii ki görürüm. Telefona bakar mısın? Alo. Özür dilerim. Murat Bey'i aramıştım. Acaba yanlış mı aradım? Hayır, doğru. Bir dakika veriyorum. Kim? Bir kadın. Efendim. Merhaba, Beren. Hani şu kütüphanede çalışan? Merhaba. Nasılsın? İyiyim, sen? Umarım yanlış bir zamanda arayıp rahatsız etmedim. Ne demek? İyi ettin. Telefonumu nereden buldun? Kütüphane kayıtlarından. Bugün Harran Üniversitesi'nden bazı yeni yayınlar geldi. Araştırdığın konularla ilgili. Daha akşamüstü kaydı aldım. Yarın bir ara uğrasan? Mutlaka uğrarım. Tamam. Bir de... Evet. Arayabilir miyim? Elbette. Sağ ol. İyi akşamlar. Sana da. Keyfin oldu mu sevgili abicim? Evet, oldu. Hele bir de geberteyim. Sen o zaman gör keyfimi. Ben gideyim. Sen zahmet etmeyesen. Geldiğim gibi çıkar giderim ben. Murat'ı getir bana. Anlıyor musun sen? Murat'ı isteyen.
niye çıktın odadan? Ben telefonda konuşuyorum diye mi? Ne bileyim, belki özel bir konuşmadır diye. Yani? Bir kadın, öyle mi? Özel bir kadın. Bilmiyorum. Telefonda birden pat diye karşıma çıkınca... hemen bu konuda bana bir şey demek düşmez. Merve, saçmalıyorsun. Kadının ses tonu, ismini söyleyişi. O öyle hissedebilir. Buna izin vermek zorunda değilsin. Maalesef zorundayım. Hatta bu durumu ben yarattım. Bilerek ve isteyerek. Ne demek bu Murat abi? Sır saklar mısın? Saklamamı istersen. O kadın Şano'nun kız kardeşi. Ne? Şano'nun kız kardeşi. Babam hikayeyi biliyor. Sen ne yapmaya çalışıyorsun Murat abi? Cengiz nerede? Kimmiş o? Cengiz Sezer. Müşavir. Pislığın teki. Aynı sana benziyor. Öyle birini tanımıyorum. İlk defa duydum. Kapı komşunu tanımıyor sana. Tanıştırayım Zeyno Ana, Çeloğlan. Konuşmadı mı daha bu çocuk? İnan dedi, ablası. Ya. Demek öyle. Siz bana bırakın onu. Konuşmayacağım mı çocuk? Konuşmayacağım mı çocuk? Konuşmayacağım mı? Kaldırın. Çabuk. Bana bak. Dinim hakkı için bilmekteyim ki bu melanet Beytun'un başının altına çıkmıştır. Yeğenim şu anda bu yüzden mapusta. Şerefimiz ayaklar altında. Ve sen diyelim ki konuşmadın. O Cengiz denen herifin yerini söylemedin bize. Biz bu lekeyi temizleyemedik. Peki şunu hiç hesap ettin mi Şehmuz? Hiç hesap ettin mi? Hal böyle olunca buradan nasıl sağ çıkacaksın ha? Nasıl? Bu hiç geldi mi aklına? Konuşsam da öldürürsünüz. Siz öldürmezseniz Beyt öldürür. Ya üç gün önce, ha üç gün sonra. Nerede bu herifin telefonu? Nerede bu herifin cep telefonu? Nerede bu herif? Bak buna. Cengiz Se. Yani Cengiz Sezer. Doğru mu? Ha? Doğru mu lan? Konuşsana lan. Doğru mu? Evet o. Şimdi de yerini söyle. Söyle dedim. Hayır. Söyle. Hayır. Hakkı. Hallet bu herifi. Thank you.
Tamam söyleyeceğim. Allah kahretsin söyleyeceğim. Son defa soruyorum. Cengiz Sezer nerede Şehmur? Söyle ya da öl. Adıyaman çıkışına doğru Karaköprü Mahallesi, Narlı Sokak'ta. Sokağın içinde kapalı bir konak var, orada. Aferin sana. Kaç adam var yanında? Adam yok, yalnız. Emin misin Keloğlu? Evet. Aferin aslanıma. Eğer yalansa, buradan sağ çıkmayacağını biliyorsun değil mi Şehmus? Doğru söylüyor. Burada bekleyin. Dikkatli ol. Burada kal Memo. Ablamı yalnız bırakma, gözünü dört aç. Avam adam istesek, yalnız gitme sen. Vakit kaybederek, Şehmus'un ortadan kaybolduğu anlaşılırsa adamlar tüyebilir. Hadi bakalım. Bu herifin telefonu. Haşim diye biri abi. Sakın açma. Bana bak. Adam gibi cevap ver. Sakın numara yapma. Koşlu kulağına. Evet Haşim. Suriye tarafına geçemedik. Jandarma sınırda çok sıkı. Köye döndüm. Burada saklanacağım. Dikkat çekmesin diye ışıkları bile yakmayayım. Gaz lambasıyla oturayım. Anlaşıldı. Arayayım dedim haberiniz olsun diye. Tamam uzatma kes. Allah Allah ne terslenirsin be. Çocuğu kaçırtırken iyiydi değil mi? Uzatma dedik Haşim uzatma. Eyvallah. Şuraya bak ya. İşleri düşünce kuzu gibi oluyorlar. İşleri bitince aslan kesiliyorlar. Püh! Nedir bu çocuk kaçırma meselesi? Yok yok bir şey. Cevap ver Şehmus. Gene ne haltlar karıştırdınız ha? Mühim bir mesele değil. Memo, sok şunun ağzına. Şimdi son defa soracağım. Çocuk kaçırma işi ne? Cevap ver bana. Cevap ver. Evet, Beyt Ağa oğlunu kaçırttı. Ne? Evet, Beyt Ağa oğlunu kaçırttı. Beyt o kendi çocuğunu mu kaçırttı? Neden? Hesabı ne? Uzun hikaye. Olsun. Sen anlat. Ben dinlerim. Biz de vakit çok. Hakkı iyi bekleyeceğiz. Esver. Ver bir tabure. Efer beni. Gurbet yer.